İyi güzel arkadaşım dedik ya geçen dersin sonunda. Türevde maksimum minimum problemlerinde envai çeşit soru var. İlk derste ısınma turunu atacağız beraber. Evet güzel sorular çözeceğiz dedik. Ama şimdi kallavi sorulara geldik. Gerçekten sert, gerçekten can yakabilecek soru tipleri var. Belki tırsacaksın başlarda ama aslında soruların genel mantığının aynı olduğunu görünce hiç de korkacak bir şey olmadığını göreceksin. Şimdi al bakalım eline kalemi koy bakalım önüne kağıdı. Benle birlikte yaz, benle birlikte çöz ki gerçekten faydalı olsun. Çünkü türevde sona geldik. Çünkü türev 14'e geçtiğimizde türevin son dersi olacak. Sonra çağıracağız beraber. İntegrali gel buraya diyeceğiz. Ama şimdi hadi gel bunu bitirelim. Yaklaş ekrana. Beraber söyleyelim o sloganı. Bir çırpıda, ardından bir çırpıda dersi de bitirelim. Beraber. Gönder. Gönder gelsin be hocam. Hazırsan şimdi başlıyorum güzel arkadaşım ama gerçekten dikkat ederek çözülmesi gereken sorular adım adım tane tane çözeceğim. Lütfen dikkatle takip et. Şimdi şekilde iki tane fonksiyon verilmiş. Denklemleri de burada verilmiş. F fonksiyonu burada denklemi burada. G fonksiyonu burada denklemi burada. Eyvallah tamam. Ne soruyorsun sen bana? A noktası f(x) fonksiyonunun grafiği ve B noktası g(x) fonksiyonunun grafiği üzerindedir. Tamamdır. AB y eksenine paralel olduğuna göre y eksenine paralel bir doğru. Yani şundan bahsedebilir miyim? Şu doğruyu şöyle çeksem. Gerçekten şuradan nokta nokta gelen doğru buradan böyle y eksenine paralel mi akıyormuş? Aynen öyle. Paralel bir şekilde devam ediyormuş. Ve AB doğrusu var bak burada gördüğün. AB y eksenine paralel olduğuna göre AB'nin uzunluğunun alabileceği en küçük değer nedir? Eyvallah. Tamam anladık. Biz AB'nin uzunluğunu bulacağız. Yani benden şunu istiyor bu arkadaş. AB'nin uzunluğu demek mutlak değerci. AB demek biz de bunun en küçük değerini arıyoruz. Minimum değeri eşittir soru işareti. Genel mantık hep aynıdır aslında e, bu tarz problemlerde. Maksimum minimumlarda. Hiç fark etmiyor. Yapacağımız şey standart. Biz A ve B noktasını bulacağız. İki nokta arasındaki uzaklığa bakacağız olay orada kopup gelecek ama burada güzel bir nokta var. Y eksenine paralel diyor. Bana bu neyi çağrıştıracak hemen düşünelim. Şimdi x'in koordinatlarını beraber yazmaya çalışalım mı bak? X değeri burası olsun, Y değeri burası olsun. A noktasının koordinatlarını yazıyorum. X'ine X dedim. Y'sine Y'sine bunu yazacaksın. Çünkü senin Y eşittir Fx'dir o denkleminin adı. Yani X kare artı 2X eksi 3. Koordinatını bulduk mu? Bu iş tamam. Devam et şimdi gel B'yi bulalım. Bir dakika ya. Bunlar paraleldi. Aynı X'den geliyorlardı. O zaman B'nin koordinatlarını yazarken ben direkt X diye yazabilirim. Buradaki X de aynı şey. O zaman buranın devamını da aynı şekilde yazacağız. Y koordinatı nedir? Eksi x kare eksi x eksi 5. Evet sayılar seni korkutuyor olabilir ama tırsacak hiçbir şey yok. Gerçekten laf kalabalığı. Zaten veri çoksa çözüm kolay olur genelde. Şimdi biz AB arasındaki minimum noktayı arıyoruz güzel arkadaş. Gel bakalım AB arasındaki en kısa noktayı bulalım. Hani karekök içinde yapılır ya. Hatırlıyorsun iki nokta arasındaki uzaklık. Ama güzel yanı şu x'leri birbirinin aynısı. Hani x'leri birbirinden çıkar karesini al artı y'leri birbirinden çıkar karesini al. Y'nin ilkini yazdım bak neymiş? x kare artı 2x eksi 3. Bunun önüne eksi koyup koyuyorum. Hani çıkartarak birbirinden yazacağız. O zaman artı x kare anladık hocam diyorsun. Problem yok diyorsun. Tamam ben hiç problem görmedim zaten orada da. Onun da karesini almayı unutmayacağız. Şimdi sorarım sana şurası gider mi? Gider güzel arkadaşım. Ne kaldı geriye? Burası kaldı. E bunun karesi var. Bunu yedi mi? Yedi. Dışarı çıkar. Dışarı çıkar ama mutlak değerce dışarı çıkar. Ona biraz dikkat edeceksin. Ben mutlak değerce dışarı çıkaracağım ama yazarken denklemi doğru yazalım. x kare x kare ne geldi buradan? 2 tane x kare. Baktım 2x burada bir tane x burada ne yaptı? Artı 3 tane x yaptı. Eksi 3 burada artı 5 burada ne yaptı? Artı 2 yaptı olayı bitirdim. Biz artık bu fonksiyona sahibiz. Bak bu benim için bir fx fonksiyonu ve ben bu fx fonksiyonunun minimum değerini arıyorum. Anlaştık mı? Tamam mıdır güzel arkadaşım? O zaman işimiz kolay. Biz türev alacağız. Aldım geldim türevini f'nin türevinde x eşittir dedim. Bak 2x karenin türevinden ne geldi? 4x geldi. Bunun türevinden ne geldi? 3 geldi. Bunun işaret incelemesini yapacağım. Nasıl yaparım hocam? 4x artı 3'ü sıfıra eşitlerim x eşittir. Eksi 3 bölü 4. Ya ben işaret incelemesini yapmak zorunda mıyım normal şartta? Değilim. Ama ben senin rahat görmeni istiyorum. Eksi 3 bölü 4. Bak burada. Takip et yalnız. Buraya bak. Şimdi burası artı. Burası eksi. Bu aşağı geliyor. Burada yukarı geliyor. Burada bir ne oluşturuyor? Yerel minimum noktası oluşuyor. Olay bitmiştir. X yerine ne yazacağımı buldum ben. X yerine yazacağım değer eksi 3 bölü 4. Ama dikkat et. Mutlak değer içerisindeki cevap pozitif çıksın. Uzunluktan bahsediyoruz ya. Mutlak değer içerisinde 2 çarpı. Eksi 3'ün karesi zaten 9 bölü 4. Eksi 3 çarpı 3 bölü 4 eksinlerden geldiğini biliyorsun. X'den geliyor. Artık o kadarını hallettin sen. Değil mi? Problem yok. Şimdi bu arada burası 4 değil. Karesini aldın hocam. Bu kaç olacak? 8 mi oluyor? 4'ün karesinden 4'ün karesi 16 yapar hocam. Aynen öyle. 16 mi yazdım? Tamam düzelttim. Sen belki çoktan gördüğünü hatayı gömdün beni çoktan yorumlara ama gel o yorumu düzeltelim istersen. Şimdi bunu 2 ile çarptım. Bunun altına 1 yazdım. Bunu da 8 ile çarptım ki paydalar da eşit olsun. Fazla da yerim yok gerçi ama dur bakalım. Hani yeni gelin gibi yerim der oynayamam falan da demiyorum. Şurası 9, 3 kere 3. 9 2 kere 9'dan ne geldi çarptım 18 artı ilk kere 8 16 böyle aşağıda ne var 8 var şu yukarıya baktık Allah'ım hocam korkma dedin ama soruya bakar mısın 9'dan 2 çıktı 7 şunu bulduk A B arasındaki mutlak değer cüzdunluk mutlak değerci 7 bölü 8 ki ya o da dışarı zaten ne diye çıkar 7 bölü 8 birimdir dedim daha ilk soruda efsaneye şöyle bir tokatladık geçtik tamam mı? Türev dediğin ne der ki hocam? Standart ilerliyor sorular diyorsun. Bazen bu problem var ya, işlerle kafa bulandırmak isteyecekler ki zamanında çıkmış sorularda ne kafalar bulandırdılar. Ama sen sen ol çıkmış soruları artı bizim yaptığımız tarzda çözümlü soruları izle maksimum minimum ne dert ne tası olacak bizim için. 10 metre uzunluğundaki telin tamamını kullanarak bir kare bir çember yapacağız. Ne istiyorsun sen güzelim? Söyle bir kare. Tamam bir tane de çember mi istiyorsun? Al sana bir tane de çember. Diyor ki senin kullanacağın tel uzunluğu kaç metre olacak diye ısrar ediyor 10 metre. Yazdın mı? Yazdım hocam. Kare ve çemberin belirttiği kapalı alanlar sarıyla boyanıyor. E boyayalım madem sarı istiyorsun. Al sana sarı. Al sana sarı. Boyayamadım. Boyadım. Nerede benim kalemim ha? Şu araları boyadım. Sarıya boyadım. Boyandıktan sonra boyalı bölgelerin toplam alanının en az olması için. He. Alanlar toplamını alacağız. Bir dakika. Biz önce şuna bir karar verelim. Bu 10 metre. Bu 10 metreyi nasıl elde edersin? Şunlar A olsun. Şurası R olsun. Çevre uzunluklarını alıyorsun ya. 10 metre tel kullanacağım. 4 tane A artı pi R karenin cevabı 10. Kabul müyüz? Problem var mı? Pi R kare değil miydi o? Hayır. O alan da hocam. Sen çevre dedin niye alan yazıyorsun? Mehmet hocam da arada gidiyor. Onu sen toparlama. ama. 2 pi yazdık mı beraber? Hocam 2'ye böler yeri. Tamam düzelttim. Pi R Eşi, hani neden pire kare yazma diye ben söyledim. Çevreyi yazıyoruz. 5'i yazdım. Her tarafı 2 yazalım. Koy kenara onu. Şimdi alanları yazalım bak. Alanlar toplamının en az olmasını istiyoruz. Karenin alanı nedir? Şöyle alan diyelim. Eşittir diyelim. Karenin alanı a kare. Yazdım hocam. Toplamının dedin. Yazdım. Pire kare yazdım. Ben bunun değerinin en az olmasını istiyorum. Burada anlaştık mı? Anlaştık problem de yok hocam süper. Ben de diyorum ki o zaman ya bak burada R sıkıntılı bir değer. Biz R'yi hepsini A cinsinden yazalım. Sonra diyelim bu F A olsun. Sonra gidelim bunun minimum değerini beraber bulalım. Ne dersin? Ya ister R'yi yalnız bırak ister A'yı Ben A'yı yalnız bırakacağım. Şimdi burada A'yı yan pardon R'yi yalnız bırakacağım. R'yi yalnız bırakıyorum. Pi R eşittir 5 eksi 2 A yapar. E P'yi de karşıya bölüm olarak atarsam ne yazdım? 5 eksi 2 A bölü pi. Gel şimdi burada yerine yazalım. F A denklemi eşittir. A kare artı pi çarpı karesini alarak geliyorum. Karesini alarak yazacağım. 5 eksi 2 A'nın karesi. Buradasın takip ediyorsun. Pi'nin karesi. Şimdi diyorum ki burada cırt sana cırt sana pi'lerden kurtulduk. Eyvallah hocam burada problem yok. Şimdi bana ne lazım? Türev lazım değil mi? Türev alacağız ki minimum değerini bulalım. Aman Allah'ım bunun türevi hiç problem değil alırız. A karenin türevi A'ya göre türev alıyorsun 2A yazdım problem yok. Artı dedim devam ettim. Bak burası bileşke fonksiyon. Ya hocam olay problemden çıktı bileşke fonksiyon. Evet ona döndü. 2 öne düştüm. 2. İçinin türevine yapar. Eksi 2. İçinin türevini unuttuğunda soru gider. Onu söyleyeyim baştan da. Onu da yazdım. Şurası pi. Var mı problem? Yok. Düzenlemeye devam ediyorum. Diyorum ki ya ben bu paydaları eşitleyeyim güzel arkadaşım. Yani şu toplamayı yapayım. Buradan ne geldi? 2 pi. Bak burası eksi 4. Dağıt eksi 4'ü içeri. Yaz onu. Eksi 20 artı 8 tane a bölü bir de pi var karşımda. Şimdi diyorum ki türevi aldım. Her şeyim hazır. Tek bakmam gereken şey bu türevi sıfıra eşitleyip denklemin kökünü bulmak. A cinsinden. Çünkü bana diyor ki bir kenarın uzunluğu kaç metre olmalıdır? Ha gerçekten A'yı soruyor. Bunu sormuyormuş değil mi? Minimum değerini sormuyormuş. Bunu soruyor. Ben A'yı buradan çektim mi soru biter. Sayı değeri gelmeyecek. Pili bir şeyler gelecek. Ben ne dedim ki o yüzden. Gel bu A'ları bir yan yana yazalım. Nedir bu A'lar? 2 A pi burada var. Artı 8 A burada var. Diğer garibanı karşıya atacağım. 20'yi karşıya atacağım. İşler dışlardan. Pi ile 0'ı çarptım gitti. 20'yi karşıya attım. Süpersin. A parantezini aldım. Al A parantezini. A parantezini alınca da 2 pi artı 8 eşittir 20 çıktı. Şimdi A'yı yalnız bırak. A'yı yalnız bıraktım. 20 bölü 2 pi artı 8 yazdım. Her tarafı 2'ye böldüğümde 10 bölü pi artı 4'ü buldum. Noktayı koydum ama. Allah'ım Allah'ım seçeneklerde böyle bir şey mi olacak? Gerçekten olacak. Efsane bir soruydu bence. Yordu bizi belki ama sadece işlemsel olarak yoksa mantık genel anlamda aynı. Devam mı? Dersin tam ortasındasın bitti şu an. Burada ne kadar soru çözebileceğiz ki zaten? Bu da efsane güzel bir soru. Yarı 6 santim olan küre için en büyük hacimli dik koni yerleştiriliyor. Yerleştir hocam. Buna göre koninin hacmi en çok kaç birim küptür? Bir dakika. Bana bir tane küre lazım. Ben bu küreyi yeşil yapayım. Şu büyüklükte yeter mi bize? Yeter galiba. Ben bunun içine bir tane de koni yerleştireceğim. Ee, nasıl yerleştirelim? Dur bir dakika. Şunu bir belirteyim mi? Bak küre olduğu net gözüksün. Efsane oldu be. Süper oldu valla. Şimdi ben bu kürenin içerisine bir tane koni yerleştireceğim. Hacmi de en büyük olan koni olacak şansımıza. Tamam hocam kendimizde bir şeyler yapalım. Yaptık. Ben bu koninin nesini istiyorum? Bu arada bunun koni olabilmesi için ne gerekiyor? Şuranın da tamamlanması gerekiyor. Şöyle bir tamamlayalım mı şunu? Hop oldu galiba. Ben bu koninin hacmi kaç birim küptür diye arıyorum. Eyvallah yapacağız. Nasıl yapacağız hocam? Şimdi şöyle bir şey yapalım seninle. Çek bakalım şunu şuraya. Allah ben onu çekmek istemedim. Ne alacağız? Şunu aldım. Şuradan çekelim tamam mı? Bak şuradan bir tane doğru çektim. Çektim bu doğrunun uzunluğuna göre. Şuranın uzunluğunu söylersin sen bana. Bak bu nedir? Bu kürenin yarı çap uzunluğudur. Burası 6 cm. Hocam burası belli değil. Ya bu koninin yüksekliği olsun. Bak koninin yüksekliği ne çıktı? H artı 6 çıktı. Kabul müsün? Bence kabulsün. Peki konide bir de bana ne lazım? Şuradaki R lazım. O da kabul mü? O da kabul. Biz ne arıyoruz? Koni hacim arıyoruz. Koni hacim. Bak soruyu bilmen yetmiyor. Türevi bilmen yetmiyor. Koni de hacim formülü lazım sana bir de. Ey gözünü sevdiğim ayete. Ama bilince nasıl çıkıyor? 1 bölü 3 diye başlar. Taban alan çarpı yükseklik. Taban bir dairedir. Alanı nedir? Pire karedir. Pire kare çarpı h. H ne? H buranın tamamı ama değil mi? Biz orayı ne yazdık? H artı 6 yazdık. Noktayı koyduk. Buraya kadar sen yaptın. Tamam eyvallah hocam. Şimdi ben H ya da R'den kurtulmam lazım. Bir şekilde orada değer bulacağım. Ben R'den kurtulmayı daha mantıklı buluyorum. Kürenin merkezinden çektim şunu. Merkezden çekince otomatikman burası yarı çap olmadı mı? Kürenin yarı çapı oldu. Şurası bir dik üçgen olmadı mı? Oldu. Peki şurada içini sarıyla boyadığım bölge bir nedir arkadaşım? Dik üçgendir. Dik üçgende hipotenüs. Altının karesi eşittir. H'nin karesi artı R'nin karesi. Ben de diyorum ki iki bilinmeyen yani olmaz. Sen bu konunun hacminin maksimum değerini arıyorsan eğer R ya da H'yi kurtulacaksın. Ben de diyorum ki R kareden kurtulalım. O zaman H kareyi salladım karşıya. Altının karesi 36. Eksi H kare eşittir R kare. R ye kare yerine ne yazacağımı buldum. Olay bitti benim için. Neden? Şimdi geldim buraya. Hocam biz neler yapıyoruz böyle diyenler. Hiç hiç bak sıkıntı yok. Sen öyle yaparsan soru zor gelecek zaten. Ama genel mantık baştan böyle kaçıncı soruyu çözüyoruz seninle. Bu video değil sadece eskisinde de çözdük. Pi çarpı artık bir şeyler oturdu. R kare aslında anlıyorsun da hocam çok kalabalık işlem diyorsun değil mi? Ben sanki onu hissettim bir an be. Vallahi böyle mi dedim be. Salla kafayı. Salladım mı yoksa gerçekten bile. Neyse harikasın diyeyim ben. Devam edeyim. 36 eksi h kare yazdım r'nin karesinin yerine. Buradan da h artı 6 geldi eyvallah. Biz ne yapıyorduk maksimum minimum sorularında türev alıyorduk. Türevini alacaksın bunun. Türevini alalım beraber. F'nin türevinde h eşittir. Dedim. Bak türevde şu sabit sayılara bir dokunma bakayım. Bunlar en dışarıda beklesin. Ben buranın çarpım türevini alacağım. Ne geldi birincisinden? Eksi 2h çarpı h artı 6 artı yetmez. Şura aynen yazılır. 36 eksi h kare aynen yazılır. Buranın türevini aldım. 1. Süper. Yola devam. Devam 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 devam. 1 bölü 3 pi. Açtım parantezimi. Şunu dağıtarak şurayı bir toparlayacağım. Eksi 2 h kare. Eksi 12 h. Aman Allah'ım biz nerelerde geziyoruz. Nerede o eski matematik. Demeyeceksin. Bunu da çözeceksin. F'nin türevinde h. Eşittir 1 bölü 3 pi. Devam ettim. 3H kare -3 eksi h 3H kare yalnız Eksi 12 h mi de yazdım. Artı 36 mı yapıştırdım eşittir diyeceğiz. Neden eşittir diyeceğim hocam. Hani türevi sıfıra eşitliyorduk da maksimum minimum nokta buluyorduk ya ekstremum noktası. Eşitledim. Bir kere burayı kullanmıyor zaten. Senin şunu bir çarpanlarına ayırman lazım. Ben bu tarz ifadeleri çarpanlarına ayırmak için güzel arkadaşım. He karenin önüne eksi olduğumu ben çözemiyorum. Gerçekten kafam karışıyor. Böyle daha net niye yorayım ki kendimi. 3'e böler tarafı. 3'e böldüm şuradan 4'e. 3'e 12 mi gelir? 12 eşittir 0. Bir 6 bir 2 yazarım. Bir artı bir eksi yazarım. Sen de bence kesin kabul edersin. H buradan iki tane değer gelir. Ya eksi altıdır ya da artı ikidir ki. Hey gidi gözünü seveyim ne. Gitti eksi altısı kaldı mı bana iki. Bak nereden nereye geldik. Azmettik. Durmadık. H'yi iyi iki bulduk. H2 hey, çıkarsa R'yi de bulurum ben. 36 eksi 2'nin karesinden ne geldi? 4 geldi. R kare dediğim ifade neymiş? Ee, 32'ymiş. Yazdım onu buraya. O dur R'yi bulma. R sana gerekmiyor zaten. Biz hacim arıyoruz. Hacim dedim eşittir dedim artık nokta koyacağım. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı R kare. R kare kaç? 32 çarpı. Bir S'yi kaç bulduk? 2. Yanında ne var? 6 var. 8. 3'e bölünen bir şey yok. Var mı? Ben göremedim varsa da. Bence yok. Bence direkt çarp gitsin ya. Bence bir sıkıntı yok. Ya doğru geldik bence buralara kadar. İnşallah. Şimdi 2 kere 8 16'nın 6'sı elimde var. 1. Devam ediyorum. Ee, 3 kere 8 24 25 256 pi bölü 3 dedim. Efsane bir soruydu ya bunu yazmadan demeyeceğim. Efso soruya efso çözüm yaptık bence. Nasıl oldu? Doldurdum ekranı ama dedim ya sana bu ders gerçekten efsane sorular çözeceğimiz. Beynin gerçekten yandığı jöle kavamında hissettiğim bir durum olacak. Gönder gelsin bakalım. Beşinci soru biraz rahatlatacağım seni. Bu kadar sert sorunun üstüne bu belki çerez niteliğinde gelecek. Bunun benzerini geçen ders çözdüm. Ama onda alan ikiye ayrılıyordu. Bak burada alan tam ortadan ikiye ayrılmayacak. Sebebi ne? Sebebi de farklı doğrular çünkü değil mi? Simetrik doğrular değil. Bir yudum su alacağım yani. Çok konuştum galiba. Bak kaç soru çözdük? 16 dakika gitti bile. Halbuki seri de anlattığımı düşünüyorum. Ne dersin? Yukarıdaki şekilde iki doğru ve x ekseni arasında çizilen ABC'de dikdörtgenin alanı en fazla kaç birimdir? Tamam biliyoruz hocam. Maksimum problem çözeceğim. Doğru mu? Doğru. Nasıl çözüyorduk bunu? Ya benim önce şuradaki alanı bir hesaplamam lazım. Yeşil alanı tamam mı? Yeşil alanı nasıl bulurum diye şöyle bir düşünüyorum. Ya bu yeşil alanı bulmam için burası birinci bölge olsun. Bu birinci bölgeyi şuradaki koordinattan bulacağım. Niye? Şuradan bir x gelecek. Şuradan bir y gelecek. x çarpı y bana birinci bölgenin alanını verecek mi vermeyecek mi? Verecek. Bana o zaman bu doğrunun denklemi lazım. Doğru denklemi x bölü a artı y bölü b eşittir 1 diye yazılır mı? Yazılır. O zaman yaz beraber x bölü A kaç? 8 hocam. Yazdım. Artı Y bölü B kaç hocam? 12. Onu da yazdım. Ne yazacağım buraya? Eşittir 1. Ya bunu böyle bırakmayacağım. Tabii nerede birleşecek bunlar? 24'te. Şunu 3 ile, şunu 2 ile çarptım. 3x artı 2y eşittir 24. Bak biz şöyle yazıyoruz bu denklemleri. x virgül y'yi yalnız bırak direkt yaz. y eşittir. Herkesi 2'ye böl. 12 eksi 3x bölü 2. O zaman buraya da onu yazıyorum. 12 Eksi 3 x bölü 2. Bunu anladın mı? Problem var mı buraya kadar yok. Birinci bölgenin alanı nasıl bulur güzelim? Güzelim ne? arkadaşım nasıl bulunur arkadaşım? Tabii ki nasıl bulunacak? Burada x ve y değerleri bulduk. Çarpacağız. Birinci bölgenin alanı maksimum değerine eşitleyeceğiz. O zaman gel fx cinsinden yazalım. Onun adı da fx olsun. x çarpı 12 eksi 3x bölü 2'nin maksimum değerini arıyorum. Ama önce benim bu fonksiyonu düzenlemem lazım. Niye ben çarpımın türevini alayım kendimi zorlaştırayım ki? Bak ben onu böyle yazdım işler daha kolay oldu. Al gel türevini aldım geldim türevini. Buradan 12 geldi buradan 2'ler sadeleşti 3x kaldı. Sen de yakaladın mı yakaladın. Türevi kaça eşitliyorduk? Sıfıra eşitliyorduk. 12 eksi 3x eğer sıfırsa x eşittir kaçtır? 4. Peki 4 gerçekten bana maksimum noktayı verir mi, vermez mi? E inanmazsan çizelim beraber. Önüne eksi, önüne artı. Bura ne? Yukarı. Bura ne? Aa sen de gördün. Bura gerçekten maksimum nokta. O zaman biz bir kere x'i kaç alacakmışız? 4 alacakmışız. Bak şuradan şurası 4 birim. Y'yi de bul bakayım bana. 12 Eksi 3 çarpı 4 bölü 2. Takip et ama buradasın. Biliyorum çok uzuyor sorular. 6 ne kaldı? 6 kaldı. Şu yükseklikte eşittir 6'dır. Eyvallah hocam. Gerçekten oldu. Niye? 4 kere 6. 24 buranın alanıdır. Birinci bölge bitti. Gel bakalım. Biter mi soru? Soru bitmez. Benim ikinci bölgeyi bulup tamamının alanını bulacağım. Şimdi sarı bölgeye odaklandım. Burası da ikinci bölge olsun. Aynı işlemleri burada yapacağım. Ama güzel yanı var. X'in şimdilik kaç olduğunu bilmiyorum şu uzunluğunun. Buraya da x diyelim. Farklı bir x çıkacak. Ama y'sini biliyorum. Hiza bozulur mu ya? Şu hiza 6'ymış. Şurası 6. Burada türev kullanmadan çözebilirim artık. Neden? Gel onun da denklemini yazalım. Eksi x bölü 4 artı y bölü 12 eşittir 1. Kabul müsün? Kabulsün. Y'sini kaç verdim sana? 6 verdim. Yapıştır 6'yı buraya. 1 bölü 2 çıkar. Eksi x bölü 4 karşıya attım. 1 bölü 2 kaldı. Eksi x eşittir x2 pardon. Artı 2 geldi. X eşittir x2 geldi. Bulduk x'i. Kaçmış hocam? Şurası da x'i 2 birimmiş. Ama 2 birim alacağım. Şurası kaç? 6 birim. 2 kere 6 12 birim. Efsane soru efsane çözüm. 24 artı 12 eşittir 36 birimdir dedim. Nihayet sona geldim güzel arkadaşım. Anlaştık mı tamam mıdır? Sona geldim derken bu soru bitti. Son soru. Son kez türevde değil tabii maksimum minimum daha. Efsane bir soruyla nokta koyuyoruz. Gönder. Gönder gelsin mi hocam? Çıkmış bir sorunun şarkı bu yani. Döndürülmüş. Bir tür şirketi okurken bir kere beyinler yanacak. Düzenleyeceği bir gezici işin kişi başına 140 TL ücret istiyor. Diyor ki benim gezim 140 TL. Tamam, bunu anladın. Kayıt yaptıranların sayısının 80'den fazla olması halinde 80'in üzerindeki her kişi için diyor ki ben size indirim yapacağım. 50 şer kuruş indirim yapıyorum. Bu arada 50 kuruş yani şöyle yapalım 50 kuruş TL cinsinden biliyorsun ki 1 bölü 2 TL alınır. Hani rahat işlem yapmak için söylüyorum. Geri ödeme yapacaktır diyor. Kontenjan 200 kişiyle sınırlı. 200'ün üstünde adam da almayacağız. Örneğin geziye 100 kişi katılacak. Herkese 10'ar TL geri ödeme yapılıyormuş. Neden? Şimdi bak 100 kişi katılacak. Normalde kişi başı 140 TL verecekti adam. Ama 80 kişiden fazla olduğu için 20 kişi için yani 20 çarpı 1 bölü 2 adette yani 10 TL'de geri ödeme yapacağım diyor. Anladın mı burayı? Tamam. 100 TL, 130 TL ücret alır. Niye? Onu düşerim. 130. Tamam. Çok mantı mantı. Biraz anlamışız. Şirketin katımcılardan elde ettiği gelir en fazla ne olur ki? Öncelikle sen bunun bir problem mi? Bu integral midir? Tövbe yarabbim bu parabol müdür? Bu maksimum minimum mudur? Sınavda gelse gerçekten ayırt edebilecek miydik? Gerçi soru sayısı bakımından türevin yakınlarına koyulmuş bir soruydu. Oradan hissedilebilirdi ama zor gerçekten zor. Hadi gel ama biz bir şekilde çözeceğiz şimdi. Şimdi bakıyorsun kişi başı kaç para alacaksın sen kardeşim? 140 TL alacaksın. Güzel bunu anladım. Eksi diyorum neden? 80 kişiden fazla gelecek olan her kişi için düşeceğiz parayı doğru mu? düşeceğiz. Peki diyelim ki kaç kişi gelsin? X kişi gelsin. Yazalım buraya. X kişi gelsin. Yazdım buraya X kişi gelsin. X kişi gelecek. 80'den fazlaysa eğer. X eksi 80 ise eğer. Bu kadar için biz ne yaptık az önce? Bak 100'den 80'i çıkardık. Ben buraya şimdi kaç dedim 100 dediğim yere? X dedim. X eksi 80 yazdım. Her fazla kişi için 1 bölü 2 lira geri ödeme yapacağız. Bu elde ettiğim değer. Ey güzel arkadaşım. Bir kişiden alınacak para. Bir kişiden alınacak para. Kaç kişi geldi? X kişi geldi dedik. Bu da bizim maksimum değerimiz olacak. Yani f(x) denklemimiz olacak toplam para. Şuraya yazdığım hesap bir kişi tamamı toplam para. Toplam para. Anlaştık mı? Ve ben bunun ne olmasını istiyorum? Maksimum olmasını istiyorum. Biliyorum ki ne yapacağız? Önce fonksiyonu düzenleyeceğiz sonra türev alacağız. Hadi gel önce fonksiyonu düzenleyelim. Fx dedim eşittir. Dağıta dağıta geliyorum. 140x devam ettim. Eksi x kare bölü 2 bak. Hem 1 bölü 2'yi koydum içeri hem x'i attım içeri. Görüyorsun eksiyi de dağıtıyorum. Allah'ım her işi beraber yapıyorsun. Şimdi bak burası 80 2'ye böldüm. 40 40x. Bunları bulduk hocam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi türev alacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi türev aldım geldim. F'nin türevinde x eşittir. 140 eksi 2x bölü 2 artı 40. İkiler gitti. Hop o iki değil. Ne yaptın hocam? Bunlar gitti. F'nin türevinde x'i buldum ben. Ne kaldı elimde? 180 eksi x kaldı. Şimdi sorarım sana türevde biz ne yapıyorduk? Hemen sıfıra eşitliyorduk ki tabloyu yapalım. x eşittir ne yapacağım? 180 alacağız herhalde değil mi? Bir kontrol edelim teyit edelim gerçekten. 180 mi almam gerekiyor maksimum değer için onu görelim beraber. x yerine 180. Burası f'nin türevi burası f. Şuraya işaretimi koydum. Bak bunları ben yapmadan geçmiyorum. Garanti alıyorum kendimi. Bu yukarı bu aşağı. Ne oldu? 180'de maksimum değer oldu. O zaman cevap eşittir. x eşittir 180'dir ki bu 180 kişi anlamına gelir. Belki çözüm çok uzun değildi ama muhteşem bir soruydu güzel arkadaşım. Kalemleri attık kenara çünkü bitti maksimum minimum. Ama ayrılık vakti geliyor. Türevde ayrılık vakti belki her ayrılık bazen hüzün dolu olmayabilir. Örneğin türev ayrılığı gibi. Gerçekten anladıysan türev 14. derse birlikte türeve noktayı koyacağız güzel arkadaşım. Sonra gözümüzü dikeceğiz o integral. Gel buraya diyeceğiz ama hele bir dur. Türevde son başlık. Son başlığımız polinom fonksiyonların grafiklerini çizeceğiz seninle birlikte türev yardımıyla. Onlarla gelebilecek soru tiplerine bakacağız. Hiç problem olmadan onu da hallettik mi gönder gelsin hocam yeni video diyeceksin. Ey güzel arkadaşım bir sonraki videoda görüşünceye kadar videoyu beğendiysen hakkın var hocam diyorsan yapılacaklar belli. Yorumları da bekliyorum güzel arkadaşlar. Kendinize iyi bakın o zamana kadar. İyi çalışın çok çalışın. Hoş kalın. Hoşça kalın.